Hakkımı bana geri verin kralım. Dediğiniz gibi ülkede müzik yasağını kaldıracaktınız. Çocuk tiyatroları iyiliği, adaleti, yardımseverliği eğlenerek anlatmaya devam ediyor. İşte bile ben haksızlık yapmadım bir kere. Kesinlikle kralımız atla. Kütahya Belediyesi kültür sanat etkinlikleri kapsamında Müziksiz Ülke Çocuk Tiyatrosu miniklerle buluştu. Efendim sizin dediğiniz gibi bir müzik okulu açacaktınız. İki seans olarak tiyatro severlerle buluşan oyunda adalet duygusu anlatıldı. Bugün Müziksiz Ülke isimli bir oyunumuzu oynadık. Haksız ve adaletsiz bir kralın yaptığı uygulamalar ülkesine kendi keyfinden dolayı müziği yasaklıyor ve bir çobana yaptığı haksızlığı anlatıyor. Aslında bugün çocuklarımıza hak ve adaletin ne kadar önemli olduğunu gösterdik. Kütahyalıların tiyatroya ilgisi her geçen gün artıyor. İlk zamanlar tek seans oyunu oynuyorduk. Genelde salon tek seansta doluyordu ve bu aylar sonra artmaya başladı. İnsanların tiyatroya ilgisi arttı ve artık oyun sayılarını arttırmak zorunda kaldık. İki seans oynadık. Şu an ikinci seansımız. Ve insanların bu tepkilerinden dolayı çok mutluyuz. Biz de bayağı keyifle gelip oyunlarımızı oynuyoruz. Tiyatro ekibi yaklaşık 3 yıldır Kütahya'da oyun sergiliyor. 2,5-3 yıldır Kütahya'ya geliyoruz. Kütahya'nın bu tür çocuk tiyatrosu ve yetişkin tiyatrosu etkinliklerinden dolayı çok memnunuz. Ve halkın da çok güzel bir katılımı var. Herkes tiyatroyu çok seviyor. Biz de İstanbul'dan geliyoruz. Yılmadan, usanmadan kilometrelerce yolu kat edip buraya geliyoruz.